Değerli öğretmenlerim merhaba kaydı açtım. Bu bizim zannedersem üçüncü toplantımız bireysel rehberlikte 2025'te. Ee, bireysel rehberliklerde arkadaşlarımızla tek tek konuşuyoruz. Ödevlendirmelerde ne yapmışlar? Ödev kontrolü yapıyoruz falan filan. Şimdi onlar bitti. Şimdi bugün farklı bir işimiz var. İşimiz önemli. Hemen yazalım şöyle. İşimiz bugün <laughs> genel kültür tarih nasıl çalışılmalı genel kültür ya, e, tarihte nasıl başarılı oluruz? Genel kültür tarih dememin sebebi işte sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihi var. Tarih öğretmenlerinin var, sınıfçıların var. Bu burayla alakalı değil bu. Bu sadece genel kültür tarihle alakalı. Ee, öncelikle bir arkadaşlar siyah tahta çıktı mı, gözüküyor mu? E, yazılar gözüküyor mu? Bir chatten yazar mısınız? Tamam Elif, sağ ol. Ayşe, Elif, sağ ol. Gözüküyormuş. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Şurada bir ayarlayalım. Ha, Şuradan başlayalım. Burada genel kültür, genel yetenek tarihte toplam 27 sorumuz var. Bu sorunun bir dağılımını görelim. Bu dağılım çok önemli çünkü YouTube'dan bir tarih öğretmeninden bu tarih derslerini dinlemeye başladığınızda dağılımdan çok farklı olarak bazı yerlere daha fazla vakit ayırıyorlar. Dağılımı görünce çok şaşıracaksınız. Şimdi burada bir kere... İslamiyet öncesi dediğimiz İslamiyet öncesi Türk tarihi var. Buradan çok vakit ayırıyorlar buraya ama buradan bir soru geliyor. Aslında haklı tarafları da var. Çünkü çok dağınık bir konu. İkinci konumuz İslami dönem. Türk tarihi bu İslam dönem Türk tarihi işte Karahanlılardan başlıyor. Ee, Osmanlı'nın başına kadar Selçuklu'yu da almak üzere. Buradan e, iki sorumuz var. Daha sonra Osmanlı dönemi geliyor. Osmanlı döneminden 10 sorumuz var. Osmanlı döneminin soru dağılımı da dengesiz. Kuruluştan çok az soruluyorlar. Kuruluştan sıfır ya da bir geliyor. Yükselmeden sıfır ya da bir geliyor. Duraklamadan sıfır ya da bir geliyor. Efendim gerilemeden iki geliyor. Dağılmadan iki geliyor. Ve kültür ve medeniyet dediğimiz işte e, bostancı nedir, lağımcı nedir, subaşı nedir, Kazasker nedir gibi e, kültür ve medeniyetten de dört sorumuz var. Daha sonra inkılap tarihi var. İnkılap tarihinden 11 bazı yıllar 12 soru geliyor. En çok soru gelen yer burası. Çağdaş Türk ve Dünya tarihi var. Buradan da 2-3 soru geliyor. Neden? Aslında 3 soru geliyor ama bir soru biraz inkılap tarihinin sonuyla da bağlantılı olabiliyor. Dağılım böyle. Şimdi şunu söyleyin. Dağılım enteresan geldi mi? İnkılap tarihinin yoğunluğunu dikkatinizi çekti mi? Daha önce fark etmiş miydiniz? Bir yazın. İnkılap tarihi bayağı yoğun burada. Biliyor muydunuz dağılımı? Biliyorlarmış. Daha önce fark edenler var, fark etmeyenler var. Şimdi güzel. Burayı anladık. Şimdi tahtayı siliyorum. Tahtayı sildik. Bir şey yazıyor arkadaşlar. Bakayım ne diyorlar. Tarih bir fenciler sıkıntı var diyor Çağatay. İşte onları anlatacağız Çağatay. Şimdi tarih, tarih, hedef, kaç net olmalı? Diye baktığımızda hemen bunu ikiye ayırıyorum. Bir, sosyal bilgiler öğretmenlerinin, tarih öğretmenlerinin, ve sınıf öğretmenlerinin e, hedefi farklı. Bu tarafta fen bilimleri öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, e, okul öncesi öğretmenin hedefi farklı olmalı. Mesela ben olsam, tarihi şu anda 6-7 tane yapıyorsam, hedefim, hedef, 20 olmalı, 20 net olmalı ama sosyal bilgiler öğretmeysem, tarih öğretmeysem hedefim biraz daha değişik. Hedefim burada biraz daha yüksek, hedef 23 olmalı. Peki ne yaparsak hedefimizden çok şaşmış oluruz? Mesela bir öğretmenim şurada 20 değil de 17-18 yaparsa sıkıntı yok. 17-18'in 6 beğenmiyorum. Yani 17-18 iyi çalışan herkes yapar. Onu söyleyeyim. Eğer bir tarih öğretmeniyseniz de burada e, sosyal bilgiler öğretmeniyseniz burada da 20 26'ını beğenmiyorum. 20'nin altına bir tarih öğretmeni düşünmesi lazım. Sınıfçılar için biraz durum daha değişik. Sınıfçılar e, şu grupla şu grubun ortasında kalır. Onların biraz daha opsiyonu var. Şimdi burayı da bir silelim. Peki gerçekten tarihte 20 netleri görür müyüz? Nasıl yaparsak görürüz, nasıl yaparsak görmeyiz. Bunun bir teatisini yapalım, münakaşasını yapalım, tartışmasını yapalım. Beyin fırtınası yapalım. Eski dilden de laflar söyledik. Yaşımızın geçmiş olduğu belli oldu. Şimdi bunun teatisini bir yapalım. Şimdi nasıl olur da bu iş olur, nasıl olur olmaz. Bir beyin fırtınası yapıyoruz. Beyin fırtınası şu. Ters beyin fırtınası ve şunu soruyorum. Ters beyin fırtınası yapıyoruz. Ee, bir Ayşe adlı öğretmenimiz tarih çalışacak. İyi çalışacak. Ama gel gelin sınavda 8 9 net yapacak, üstüne çıkamayacak. Bir öğretmenimiz nasıl yaparsa çalıştığı halde 8 9 gibi çok zayıf net yapar. Hiçbirinizin başına geldi mi gençler? Ben çalıştım hocam geçen sene ama 8-9 net yaptım diyen var mı aranızda? Ya da çevresinde duyan var mı? Ben çok gördüm, hemen söyleyeyim. Hemen ben başlıyorum, siz de aklınıza gelenleri yazın. Ha, Ayşe hocam hakikaten <laughs> Ayşe diye bir öğretmenimiz var. Fizik öğretmeniydin sen değil mi Ayşe? Ha, Özge ben de varım diyor. Ee, tamam varmış. Bak şimdi beyin fırtınası yapıyorum. Bir ne yapılması lazım? Bir, not tutmayın. Harita hiç bakmayın. ÖSYM sorularını hiç çözmeyin. Peki bunları yapmadım. Ne yapayım? Hemen şunu yap. YouTube'u aç, en popüler, en popüler, hatta böyle bel altı espriler yapan, çok insanı güldüren, çok takipçisi olan 3 tarihçiyi seçin. Bunların notlarını satın alın. Bu notların üstünü çizin. Onları dinleyin, dinlerken gülün. Ondan sonra bunların tavsiye ettiği yayınları alın. Bu yayınların da sorularını çözün. DSME'yi hiç çözmeyin. Sonra 15 gün bir iki tanesine bakarsınız. Ondan sonra sonra Instagram'ı açın. Instagram'dan bu senenin sorusu, beklenen soru diye sayfaları takip edin. O soruları ezberleyin ne çıkar diye kıyı köşe altı diyelim. Kıyı köşe yerleri yapın. Böyle çok detaylara girin. Bunları yaparsanız 8-9 net yaparsınız. Ondan sonra sınavdan sonra ya neden olmadı hocam ya dersiniz ki şimdi ben size bir şey soracağım. Herhalde en fikir olacağız. Şu ters beyin fırtınasıyla bunları yapın. Çok düşük 8-9 da çok düşük net onu söyleyeyim. Bunları yapın çok düşük net yaparsınız dediğim şeyi şu tahtaya yazdıklarımı uygulayan insan oranı KPS'ye girenlerin içinde yüzde kaçtır? Ee, yüzde kaçı böyle yapıyordur bir söyleyin. Beytullah Yıldırım diyor ki hocam tarih çalışma sistemini özetlediniz. Valla benim sistemim değil bu. Beytullah bir söyle bakayım yüzde kaçtır? Çiğdem Demir diyor ki yüzde seksendir diyor. Yüzde yetmiştir diyor. Ben biraz daha fazla söyleyeyim size. Yani %70-80 doğal aslında. %70-80 böyle yapıyor ondan sonra. Ve %70-80'in ilk yılında yaptığı ve çakıldığı hani böyle denize atlarsın da kafa üstü çakılırsın ya. Bam diye sınavdan sonra çakıldığı şey budur. Böyle olsun istiyorsanız bunları yapın. Hatta bir tarihçinin Instagram sayfasından sorularını hiç kaçırmayın. Kıyı köşe ne varsa mesela böyle hiç Karahanlılar nedir, nerededir diye bilmeden onlarla ilgili böyle işte Türk'ün kanadı attır falan onları ezberleyin. Böyle Instagram sayfalarında ne varsa ezberleyin. 7-8 tane yaparsınız. Şimdi güzel bir ironi yaptık böyle. Aslında neler yapılmaması gerektiğini söyledik. Şunları bir silelim. Şimdi de ciddiye almışımızı. Öbür de ciddiydi gerçi. Şimdi de şunu söyleyelim, ee, başarılı, başarılı. 27 soruda 20, 21, 22. Tabi 20'nin üstünde de yapacağınızı tahmin edelim 23, 24 en fazla 25 çıkar. 26-27 çok zor onu söyleyeyim. Bir iki tane çok zor soruyorlar. Ee, hedef şurası olması lazım. 20'lerin üstü olması lazım. 26-27 yapacağım diye hedef koymayın. Orası çok zor. Onu söyleyeyim. Ama 25-24-25 yapan da 23-24-25 yapan da kendi full yapmış sayabilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir. Şunu tespit edeceğiz. Ee, i̇lk önce öncelikle 2024-2023 sorularına bakınca şunu göreceğiz. Bu sorularda ezber ve kavrama oranı nedir diye, ben sormuyorum bunu, ben anlatıyorum bunu. Öğrencilerime direkt soruyorum ben, son yıllarda ezber kavrama oranı nedir? O tarih ezber falan diyor. Hayır değil, ben söyleyeyim tarihte yüzde yüz ezber soru adedi son yıllarda 27 sorudan 27 sorudan 6 7 tanesi tam ezber. Geri kalan 20 soru ise geri kalan 20 soru ise kronoloji yani öncelik sonralık ilişkisi ve entelektüel bilgi gerektiren entelektüel bilgiyle öncelik sonralık ilişkisini birleştirdiğinde yorumla yapılabilecek sorular. Tabi şöyle demiyorum ama sırf yorum demiyorum. Öncelik sonralık ilişkisini hangisi önce hangisi sonra neden olmuşu bileceksin sonrasında da bir sentez yapacaksın direkt ezber değil bunda bunun için e, ikinci olarak ne yapmak lazım diye baktığımızda iki tane şey çok önemli bir e, video dan izlenebilir bir de ben kesinlikle tavsiye ederim Özellikle tarihi zayıf öğrenciler için kesinlikle tarif et, ta, tavsiye ederim. 12. sınıf inkılap tarihi kitabı okunacak, özet not tutulacak, arkasından. ÖSYM çıkmış sorular çözülecek. Sadece bunu yapan, sadece şunu yapan geçen seneki öğretmenim İnkılap tarihinden e, 12 soruda 10 doğru yaptı. Benzer şekilde diğer konularda İnkılap tarihi dışında işte 12. sınıf çağdaş işte Türk ve Dünya Tarihi kitabı var. Ee, Osmanlı ile ilgili 9-10-11. sınıf kitapları var. Ee, daha çok 10 ve 11. sınıf. Oradan okunabilir ama onlar biraz uzun. Videodan da izlenebilir ama videodan izleniy izleniyorsa mutlaka e, video izlenirken kendi notunu tutmak artı zayıf olduğumuz yerlerde, zayıf yerlerde bu map kitaplarından okumak. Şimdi ne demek zayıf olduğumuz yerler? Mesela İttihat ve Terakki dönemini anlatıyor. Veya Abdülhamit'i anlatıyor, veya Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatıyor. Buralarda çok fikrim yok benim. Hiç duymadım olaylar var falan. Buralarda o MAP kitabının bölümlerini açıp her yeri okumasak bile oraları bir okuyup kafamızda canlandırmak lazım. Üçüncü olarak mutlaka harita kullanmak Harita kullanmak derken ne demek istiyorum? Bir, Atlas'tan bu olaylar geçerken nerede diye yerini görmek. İkincisi de notlarda her zaman değil ama bazı yerlerde örneğin Birinci Dünya Savaşı'nın savaşı cephelerini öğrenirken kesinlikle deftere bir harita çizmek veya çizemiyorsak herkes çizemeyebilir bir dilsiz haritadan çıktı almak veya bir dilsiz harita üzerinden kenarlarından böyle kopya çekmek yani kağıdı koyup altından çizmek ona göre çizmek gibi bir yöntem belirleyip e, ya da kargacık burgacık da olsa bir haritaya benzetmek ben görüyorum bazı tarih öğretmenleri harita çiziyor tahtaya kargacık burgacık oluyor ama olsun e, ne olduğu anlaşılıyor gerçi orada DC sayfada kullanılsa çok daha güzel olur. Ee, çok da zor bir şey değil ama kullanmıyorlar. Bunu kullanmak şart. Dördüncü olarak kronoloji çizgisi kullanmak. Şimdi ne demek kronoloji çizgisi kullanmak? Biraz şöyle anlatayım. Bir çizgi çizeceğiz şöyle. Buna çok alışkın değilim. İnşallah düzgün çizerim. Evet şöyle çizelim. 19 Mayıs 1919 Atatürk şuradan Samsun'a çıktı. Şurada şu oldu, şurada şu oldu, şurada şu oldu, önce şu oldu, sonra oldu diye bir ünitede veya iki ünite birleşince bir bütünlük oluşturacak. İşte Amasya Genelgesi'dir, Erzurum Kongresi'dir, Sivas Kongresi'dir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıdır. Onun öncesinde şu savaş olmuş, işte birinci ünlü savaşı oldu, arkasında ikinci ünlü savaşı oldu, arkasından şu oldu falan gibi Bunların sıra düzenini tutmak ve öncelik sonralık sırasını tutmak çok önemlidir. Çünkü soruların pek hmm. çoğu öncelik sonralık sıra düzenine göre e, soruluyor. Şimdi bir dedik harita kullanmak, kroniş şerit kullanmak. Beş görselleştirme. Ne demek görselleştirme? E, bir bir Fatih Sultan Mehmet'in resmini görmek. Bir e, Atatürk'ün doğduğu Selanik'in yerini görmek. Efendim bir sadrazam nedir? Sadrazamın kılığını kıyafetini görmek. E, efendim bir kol ağası nedir? E, efendim rüştüye nedir? İdadi nedir? İşte o kültürleri bunlar. Bunların ne olduğu bilmek. Bilmediğimizde dönüp internetten ya Rüştü'ye neymiş? Ortaokul muymuş? Lise miymiş? İptidai nedir? İptidai ilkokuldur. Bunların ne olduğunu sormak, somutlaştırmak ve bilmediğimiz kavramları doğrusu öğrenmek. İşte efendim lağımcı diyor. Lağımcı ne iş yapar? Bir lağımcının kılık kıyafetini görmek. Gerekiyorsa onu notumuza kesip yapıştırmak. Gerekiyorsa mesela bazıları bilgisayarda çalışmayı sever, bilgisayarda depolamak gibi şeyler olabilir. Arkasından ÖSYM soruları çözülecek. Asla yayınlara bulaşılmayacak. Hocam ben hepsini yaptım. 20 net'e geldim. Zaten ÖSM sorularını yapan bu dediklerimi yapan 20 net'e gelir. Daha iyi yapmak istiyorum. Yayın çözmeyeyim mi? Çözme. OGM materyal. Ortaokul materyal geliştirme. OMG mi? OGM mi? Yanlış söylüyorum galiba. Doğrusunu siz söylesenize ya. Bilenler vardı. OGM miydi onun adı? Ortaokul materyal geliştirme. Biri yazabilir mi? Çağatay doğrusunu yazıver bana. OGM mi? OGM. Tamam OGM'ymiş. E, OGM sitesini açıyorsunuz. Orada tarihle ilgili müthiş sorular var. Çok güzel sorular var. Kesinlikle çözmenizi tavsiye ederim. Bunun yanı sıra geçmiş AYT, TYT tarih soruları da çözülebilir. Ama tabii şunu bilmek lazım, hemen söyleyelim. Paleolitik dönem, Neolitik dönem, Hititler, Urartular gibi yerler 9. sınıf konularında var. Bizim KPSS'de sadece Türk tarihi var. Onlar yok, bunu bilmek lazım. İkincisi, lise konularında peygamberin savaşları, peygamberimizin İslami dönem vardır. Bizim şeyde yok, KPSS'de yok. Bunları bilerek kapsam geçerli dikkat ederek yapmak lazım. Şimdi buradan başka bir şey göstereceğim size. Bunu bir kapatalım. Şimdi gelelim şuraya. Arkadaşlar, İnkılap Tarihi Atatürkçülük 12. sınıf diye paylaşım geldi mi? Geldi. Tamam. Şimdi bakın şu kitabın güzelliğine bir bakın. Bu kitap 8. sınıflar için de vardır. O da olabilir. 12. sınıflar için. Ben 12. sınıfları okudum. Çok güzel. Bak bir görün. Neden güzel diyorum. Şimdi Mustafa Kemal'in lider olarak yetişmesi etkili koşullar, doğduğu yer, okullar falan filan. Bakın şimdi. Kronoloji şeridi dediğim şey budur. Bakın. Atatürk'ün dünyaya gelmesi, harp okuluna başladı, kronoloji şeridi koymuş. Tabi bu kronolojide bize şu çok önemli değil, onu söyleyeyim. 1905'te mi gitti 5. Ordu Komutanlığı'na? Kaç tarih? Böyle sormaz. Tarihi bilmek değil. Öncelik sonralık. Yoksa tarihler çok önemli değil. Ayı günü hiç önemli değil. Bakın şimdi Atatürk'ün doğduğu ev. Bakın öncelik sonralık sırası yapmış. 19. yüzyılda Osmanlı'da meydana gelen önemli gelişmeler. Yunan isyanı, efendim Fransa'nın Cezayir işgali falan. Bakın görsellere bir bakın. Bakın şu haritanın güzelliğine bir bakın. Şurası Atatürk'ün doğduğu yer. Buraya Kuzey Yunanistan'a, buraya Makedonya deniyor. E, aşağısı da şurası da mora yarımadasıdır hatta bu üst kısmına teselya ovası da denir şuralara teselya da denir burası makedonyadır şuraya kuzey makedonya şuraya da güney makedonya denir aşağısı şurası mora yarımadasıdır buranın e, tamamına da güney yunanistan denir bu güney yunanistan atatürk doğduğunda zaten e, osmanlıdan kopmuştur e, daha önceki yunanistan ile kopmuştur bunu gösteriyor. Balkan savaşlarıyla şuradan şu bölgede gidecektir. Hatta Balkan savaşlarıyla e, ordu e, Rus orduları te, şuralara kadar da inecekler. Sonradan tekrar alınacak buralar falan. Efendim bu dönemde bazı insanlar Atatürk'ün etkilendiği kişiler Evet Trabluskarp. Mesela ben öğrencilerime hep sorarım. Trabluskarp nerededir? İşte İtalyanlar işgal etmiştir. Atatürk de oraya gitmiştir savaşmaya falan. Bunların haritaları çok da güzel. Biraz hızlı geçelim şöyle. Mesela şunu çok önemsiyorum. Cepheler. Mesela cephelerden de. Burada vardı. Evet mesela şurada gösteriyor. Mesela şurası Süveyş kanalının olduğu bölge. Burası e, kanal cephesi. İşte şurası e, Irak cephesi. Buradan geliyor e, şey askerleri, İngiliz askerleri. E, şurada şurası Filistin cephesi oluyor. Şöyle i̇şte yukarıda kuzeyde şurada Kafkas cephesi var, şurada Galicia cephesi var, şurada Çanakkale cephesi var gibi. Evet, şimdi söylediklerimizi bir özetleyelim arkadaşlar. Tarihten şunu asla yapmıyoruz. Bir hocayı seyredip arkasından yayınlara bulaşmak asla istemediğimiz şeydir. Yapılacak şey İnkılap Tarihi kitabını okumanızı tavsiye ederim. Arkasından not tutmanızı, not tutarken haritalardan yararlanmanızı, öncelik sonralık sırası yapmanızı, ıı, arkasından da ÖSYM sorularını çözmenizi. Bu sistemi yapan hem zevk alıyor, tarih öğreniyor, ezberlemiyor, hem de netleri, 20 netlere civarına geliyor. Evet, güzel bir tarih nasıl çalışacağız dersi oldu bence. Sorusu olanlar buyursun sorsun. 10 dakikamız var ondan sonra kapatacağız. Damla neyi PDF üzerinden paylaşayım anlamadım. Ha, Hayri Yusuf diyor ki hocam tarih ÖSYM son kaç yıl çözelim? Bizim Alfa Özlem'de dokümanlarda olan her şeyi çözün. ÖSYM sitesinden 2006'dan itibaren hepsi çözülür. Onu söyleyeyim. Hepsi çözülür. Artı ön lisansları da çözebilirsiniz. Elif diyor ki hocam ben tarihte not çıkarınca hepsi önemli gibi geliyor. İşin içinden çıkamıyorum. Çok güzel. Süper. Şimdi o zaman şu, çok güzel bir soru bu Elif'in söylediği. Her yazılan önemli gibi geliyor. O zaman şöyle bir şey yapacaksın. Evet 2006'dan itibar hepsini çözebilirsiniz. Şöyle bir şey yapacaksın. Sen bir hocadan takip et. Hocanın videolarında hocalar Önemli yerleri çiziyorlar. Hocanın söylediklerini not al. arkasından e, arkasından özet sorularını çöz. Ha, hocanın eksik kaldığı yerlerde de üzerine ekleme yaparsın. Yani bu hangisinin önemli olduğunu çözemiyorum noktasında olanlar hocadan dinlesin. Orada yapılacak bir şey yok. E, o, o hocadan dinleyip hocanın notunu özetini çıkartmakta fayda var. Çünkü hocalar genellikle önemli yerleri soruyorlar. Seher ki hocam ben notlarımın genelini okudum hocanın sadece önemli gördüğü yerleri not ettim hepsini yazmadım doğru öyle yapılması lazım zaten koca tarih kitabının hepsi özet çıkartılmaz ben mesela tarihe çok meraklı bir insanım şu anda o kitabın neresi önemli ben çözebiliyorum ama siz bunu ancak çalışmalarınızın ortasında çözebilirsiniz orada haklısınız hemen çözemezsiniz ha map kitabının pdf'i söyleyeyim. Map kitabını PDF'in paylaşmama gerek yok. <laughs> İnternete 12. sınıf Map İnkılap Tarihi kitabı diye yazın çıkıyor. Ee, o da e, 2000 şöyle e, yazın. Son müfredata göre 2024'e göre diye yazın. E, son kitap çıkıyor ki o 2024'te olmasa önce kitaplar da çok güzeldi. Onu da söyleyeyim. Oradaki Map kitaptan hepsi güzel. İnternette yazın çıkıyor. Bir de şey çok hoş. Bilgisayardan çalışmak isteyenler için. OGM materyalde bunların böyle sayfalar dönüyor falan. Çok renkli, çok canlı. O kitapların şeyleri var, PDF'leri var. Onlar harika. Ben oradan çalışmayı çok seviyorum. Çünkü çok canlı. Yani resimler çok güzel böyle. Şimdi başka soru yok zannedersem. Şöyle yapalım, siz tarih çalışırken biraz başlayın tarih çalışmaya. Kübra Nur Kray, biz sınava kadar sadece çıkmış soruları mı çözelim? Ben çıkmış soruları bitirdim. Bak Kübra Nur Kray, ben çıkmış soruları bitirdim. İşte burada %70 çözüyorum. De, bana yaz, ben nereden çözeceğini söyleyeyim, yayında tavsiye ederim. Hocam tarih video öneriniz var mı? Yok. Neden yok? Çünkü e, bunu siz karar verin. E, tarihte bayağı şöyle bir sıkıntı var. E, şöyle söyleyeyim ben size. Tarihte ben bir hoca tavsiye ettiğimde herkese uymayabiliyor. Hocam şunun kaşın üstüne, gözün üstüne kaşı var, bunun beni var falan diye. Herkesin beğendiği başka başka oluyor. Benim tavsiye ettiğim hangisidir derseniz tavsiye ettiğim İnkılap Tarihi kitabını açıp kendiniz okumanızdır. Ama bunu az öğrenci yapıyor. Ee, ama dediğim gibi kendi notunuzu çıkartmanız çok önemli. Tekrar söylüyorum. E, hangi yayın çözelim? ÖSYM sorularını bitirdim ben. Deyin, bana yazın, ben söyleyeyim. Yalnız şöyle bir şey yok. Ee, yani bu dediklerimizi yapmayı yaptıktan sonra, yayın çözmeye çok vakit kalmayacak zaten. Evet, doğru söylüyorsun Ramaz, şey Damla hocam. böyle herkes bir şey söyler. yani ben daha çok görselleştiren, haritadan gösteren, mantığını anlatan hocaları tavsiye ederim. mesela ben bu sene Alfa Uzen'de tarih ÖABT'de erken çağ tarihi anlatacağım. İşte Hititler, Asurlar, Babiller falan onları anlatıyorum ben. Ama sizin işinize gelmez. Ee, belki ileride inkılap tarihini ben anlatırım size. Ee, o zaman bayağı faydası olur haritalarla falan. Şu Eda diyor ki Hocam ben tarihin not olarak çalışıyorum fakat günüm sadece bir derse gidiyor. Başka derse vakit ayıramıyorum. Nerede hata yapıyorum anlamadım. Şöyle şöyle tarih çalışmak altyapınız yoksa çok zaman alır. Bu doğru. Ama ortaokul ve liseyi iyi geçirdiyseniz, altyapınız varsa daha hızlı gidersiniz. Altyapınız yoksa vakit harcayacaksınız. Yapılacak bir şey yok. Ama e, şunu asla yapmayın. Hiç not tutmadan sadece bir hocayı dinleyip yayın çözmek en sıkıntılısı budur. Çoğu insanın yaptığı hata budur. Evet gençler bugünkü dersimiz bu kadar. Haftaya tekrar sizlerle görüşmek üzere. El sallıyorum. Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ ol Ayşegül. Sağ ol Ferdi. İyi akşamlar arkadaşlar.